Galaxy'nin sesinin bu bölümünde bana ait bir kutuyu açmayacağız. Oğluma ait bir kutu açacağız. Ona bir model aldım. Bahsettiğimiz model Revel'ın 1/35 oranında, yanlış hatırlamıyorsam, The Force Awakens serisinden First Order Special Forces TIE Fighter. Doğru mu? Evet. Evet, doğru. Bu level 2 bir model. Yani daha genç hayranların kolaylıkla yapabileceği, boya gerektirmeyen, sadece birbirine geçme parçalarla yapılan bir model. Şimdi istiyorsanız, önce bir kutuyu istiyorsanız size göstereyim. Oldukça renkli, detaylı, ilgi çekici bir kutu. İstiyorsanız hemen açıp modeli yapmaya başlayalım. Tamam mı? Tamam. Modeli bitirdik ama açık konuşayım, düşündüğümden daha zordu. Aşırı detay var, özellikle kokpit tarafında. Model şöyle bir standla geliyor. Şöyle takıyoruz üzerine. Bir parça eksikti. Şimdi onu da taktık. Şimdi modelin içinde kokpit detayları o kadar fazla ki, yani onları yapmak inanılmaz yorucu ve aslında ben şey düşündüm. Level 2 dediği için biraz daha basit olacağını düşündüm ama maket yeteneğiniz yoksa biraz zamanınızı alabilir. Biz biraz alelacele yaptık. Biraz hemen bitirmek için. Özellikle maket bıçağı, yan keski gibi parçalara ihtiyacınız var. Ben bulabildiklerimle yapmaya çalıştım ama biraz daha fazla zaman ayırırsanız özellikle çapaklar giderilebilir. Kokpit içinde şöyle bir hatch var. Kokpitin içine ulaşmak için onu biraz hafif kazaya uğradı. Biraz kırdık. Evet. Ama şöyle kokpit içini göstermeye çalışayım. Yakın plan fotoğraflar da koyarız ama gerçekten çok fazla detay var. Hemen şöyle takmaya çalışayım standa TIE Fighter'ı. Tamam. Evet, standla da şu şekilde sergilenebiliyor. Nasıl? Güzel mi? Evet. Biraz daha elden geçmesi gerekiyor. Özellikle şu üstteki hatch elde kalmaya başladı. Evet, yani böyle bir parça.
Ama içindeki detaylar gerçekten çok başarılı. Şu kameradan alabiliyoruz. Evet. İki tane pilot için yer var. Ön ve arkadan detayları görebiliyorsunuz. Şurada yukarıdan ışık da vursun. Evet. Arkadan da göstermeye çalışıyorum. Detaylar oldukça iyi. Ama babanın model yapma yeteneği yeterince iyi değil. Şunu bir şekilde yapıştıracağız. Hatta fark ettiyseniz tam olarak iki tarafı tam doğru bir şekilde kapatamadık. Şurada bir açıklık var. Kokpit kendini zorluyor. Bırakmak istiyor. Şunu çekimden sonra bir düzeltmeye çalışacağım. Eğer olursa. Ama her tarafta çapak oldu. Ortalığı biraz toplamamız gerekiyor. Evet. Çok zor yapamadım. Birinci yaptığımız yer zordu. Evet, modelin ilk başı kokpiti yapmamız gerektiriyordu. Modelin ilk başında kokpiti yaparken bayağı zorlandık. Çok fazla detay var. Normal şartlar altında bu modeli yaparken hiçbir tutkal yapışkan kullanmanız gerekmediği söyleniyor ama hayır, kokpit tarafında kullanmanız gerekiyor. Çünkü parçalar o kadar ufak ki ve çapaklar olma ihtimali çok. Onun için sabit olması için onları böyle bir şekilde yapıştırmanız iyi olur. Çünkü sonradan onlara ulaşmanız imkansız. Şu anda bizimkilerin bazı kokpit detayları yerinden çıkabilir gibi düşünüyorum ama onları da şu anda bundan sonra nasıl düzeltiriz bilmiyorum. Muhtemelen açarken de pinler elimizde kalacak. Onun için onları bir daha açma şansımız yok. Daha çok sergilenmek üzere, oynanmak üzere değil, sergilenmek üzere olan bir model. Evet. Bence artık şey de güzel. Bak, güzel sallanıyor böyle. Bence artık videoyu kapatabiliriz. Evet. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar güç sizinle olsun. Bye bye.